abi? Ekonomi. Ekonomi konuşuyoruz abi. Ekonomi konuşuyoruz. Ekonomi iyi. Güzel mi abi? Güzel. Alabiliyor musun gönlünce her şeyi? Gönlümce her şeyi alıyorum. Tek başına mı yaşıyorsun? Tek başıma yaşıyorum. Ev senin? Ev benim. Kira vermeyince öyle. Kira da vermiyorum. Manda yoğurdu, kuş sütü, hepsini yiyorum ben. Hepsini alıyorum. Nasıl yiyebiliyorsun dayı? Dayı sırtını yaslamış bir yerlere, karnı tok. Değil mi? Karnı tok olunca aç olma halinden anlamıyor. Emeklilik var mı abi? Ben emekliyim. Ne kadar alıyoruz abi? Ayıptır sormak. 3000 lira alıyorum. Nasıl geçiniyoruz abi peki? Hı? Müsaade eder misiniz beyefendi? Müsaade eder. Ya, bu ülkenin kodamanları nasıl geçiniyorsa, nasıl manda yoğurdu falan yiyorsa ben de yiyorum onun yediğini. Yulahtır, şudur, budur, hepsini yiyorum. Bu memleket zengin. Bu memleket bitmez. Kimse bitiremez bu memleketi. Zengin ama fakirleştiriyorlar dayı. Zengin ama fakirleştiriyorlar değil mi? Kaynaklarımızı kullanamaz hale geldik biz. Bilmezsiniz. Siz benimle konuştuğumu anlayamazsınız. Siz benimle konuştuğumuzu anlayamazsınız. Anori yapıyorum, anori. Anori derler onu, anori yapıyorum. Her şeyi yiyorum diyorum. Her şeyi yiyorum. O nasıl yiyorsa ben de yiyorum diyorum. O zenginse ben de yiyorum. Bu ülkede büyüklere oy veren nedir? Ya hırsızdır ya delidir. Bu kadar basit. Bunu söyleyeceğim ama söyledim bunu. Bitti. Tamam abi, sakin sakin. Tamam. Anlamıyorlar abi. Tansiyonum ya, var şimdi. Hıkıdık diye gideceğim burada. Bende tansiyon var. Ben siyasetten anlarım. Nerede ne konuşacağımı bilirim. Kime karşı? Sayın Cumhurbaşkanımıza ben bir şey demiyorum. Hiçbir şey de demiyorum. Ama deme hakkım da yok. Gerçekleri çıplaklığıyla dile getirmek lazım. Onu halk seçmiş. Bu hakta göndermesini bilecek. Bilmesi lazım. Hepimizin de AK Parti'dir, MHP'dir, CHP'dir. Şunu partiyi bırakacağız. Bu adamı indireceğiz. Bu kadar batır. Hep birlikte olacağız. Helal la dayı. Sağıyla soluyla. Aslan dayı tamam. Bak, sen nasılsın abi? Sonunda güzel konuşuyor. Vallahi güzel abim. Ben ev kredisi ödüyorum. Tamam, maaşlı sigortalı bir işim var belki ama bir tane kızım var. Bugün kızımı bir çarşıya çıkarıp da istediği bir şeyi alamayacak hale geldik. Evet, güzel maaşım geliyor. Belki ayıp da söylemesi. Şimdi Mevla'yı söylemek istemiyorum ama alamayacak. Ücretin üstü mü? Asgari ücretin bir tık üstü. Ama yeterli değil. Ev kredisi ödüyorum. Faturalar kendi başına bir kredi kartı. Kredi kadar fatura ödüyorum ben. 9 bin liranın üzerinde mi alıyorsun? 9 binin üzerinde değil, altında. O zaman fakirsin abi zaten. Fakirlik yani, sınırı 9 bin lira şu an. Yok, normalde aldığım para güzel para ama günümüzün şartları gereği yetmiyor. Yeterli gelmiyor. Bugün bir evin toplam fatura ücretleri krediyle eşdeğer şeyde yani. Yeterli gelmiyor, kurtarmıyor. Evet. Durum bu. Aklımızdaki lider kim? Aklımızdaki lider yani gündemde şu an yok yani. Söyleyebileceğim bir lider yok. Ama illaki ilerleyen günlerde gençler abi Mansur Yavaş'ı çok istiyorlar ama Mansur Yavaş da olmayacağını söyledi. Olabilir. Neden olmasın? Herkesin kalbinde illaki veririm. İllaki veririm. Şimdi doğruya doğru. Dostum cebin nasıl? Tencere kaynıyor mu diye soruyoruz. Vallahi hani abi, gündem bir genç olarak şu an şu 25 lira var. Evet. Bunu da esnek hesaptan kredi çekerek bu parayı cebime koymuşum. Artı paradan çektim. Artı paradan çektim. Ben yani şu an sana söyleyebilirim abi, şu gören herkes, bütün insanlardan hani elimden geldiği kadarıyla bütün diplomaları, bütün belgeleri, bütün her şeyi çıkarmışım şu an. Var, hazır her şey var ama iş bulamıyorum. İş diyorlar, gel çalış diyorlar. Geçen gün ne gördüm abi, diyor gel inşaatta çalış. Benim etim ne, butum ne, ben gidip nasıl kürekli çalışacağım, nasıl peki çalışacağım? İnşaatta çalışacaksan yıllarca diploma aldım diyorsun. O dirseği niye çürüttün peki? İşte bununla ilgili musun kendini? Benim bir yere başvurduğum zaman bir dayım olması gerekiyor abi. Dayım olmadığı için çalışamıyorum yani, gidemiyorum, gelemiyorum. Cebimde 5 kuruş para yok. Geziyoruz buralarda. Akşama kadar buralardayız. İş arıyoruz. İş mi arıyorsun? İş arıyoruz. İş bulamıyoruz abi. Kimse bir şey kazanamıyor. Torpilimiz olmadığı için yani. Söyleyen 12 yaşında bir çocuk. Evet, evet. Oğlum, gördünüz hani benim söylememe gerek yok yani. Görüyoruz yani, çocukları yani. Görüyoruz. Herkesi görüyoruz. Daha bazı amcalar, dayılar geliyor da şey yapıyor. Onlar emekli maaşı yerinde oğlu veyahut da yeğeni bir belediyede, ne bileyim herhangi bir yerde bir adamı var ki o öyle konuşabiliyor. Gel. O öyle konuşabiliyor. Biz konuşamıyoruz yani. Videoyu beğendiysen lütfen abone ol. Sen yoksan bir eksiyiz. Bak bu ülkede şimdi ben 18 yaşındayım, öğrenciyim burada. Babam inşaat mühendisi. Şu an inşaat olarak yani inşaatçı olarak çalışıyor. 5 kardeşiz. Ama geçinemiyoruz. Niye? Çünkü
Recep Tayyip Erdoğan başkanımız bize bakmıyor. Neden? Yani oy versek bile bize bakmıyor. Suriyeli olsaydım burada bak adamların burada kaç tane dükkanı var. Biz niye burada mal gibi geziyoruz? Bizim şey yani şeyimiz ne? Ben 17 yaşındayım, okula gidip gelemiyorum. Neden? Neden gelemiyorum? Çünkü yani devlet denilen bir şey yok bu ülkede. Eskisi gibi olsaydı yaşayabilirdik. Şimdi bak yani bir adamın kazandığı, babam normalde inşaat mühendisi yani işini olsaydı şu an kaç para kazanırdı? Neden yapamıyor? Çünkü işi almıyorlar. Yaşlı diye. Şimdi hani gençlerle röportaj yaptığımızda tamam. Yurt dışına gitmeyi çok istiyoruz evet. Vesaire diyorlar. Evet. Senin böyle bir fikrin, düşüncen var mı yurt dışına? Neden? Gitmek? Bak yurt dışında benim arkadaşım var şu an neredeydi? Almanya'dan kız yani okula gidip geliyor, okulunda kıza 100 bin dolar şu an heyecandan olmadı. Euro. Yani 100 dolar veriyorlar. Euro. Ay. Euro. 100 euro veriyorlar aylık. Ya bir haftalık kız her istediği her işi yapabiliyor mesela. Neden? Çünkü yani orada okullara bakıyorlar. Orada onlara bakıyorlar yani. Orada daha mı değer görüyorsunuz? Orada daha mı değer gördüğünüzü? Evet, orada insanlar daha çok değer görüyor. Aynen. Çünkü bak burada yani okula gidip gelemiyorsun yani. Kartın yoksa bile adama diyorsun, param yok diyorsun. Olmuyor bak, çalıştığım işe bak. Akşama kadar güzellik merkezi. Akşama kadar ne 100 lira alıyorum ne almıyorum. Öğrenciyim, yapacak bir şey yok yani. Ne alıyorum ne al, böyle yani. Öbür yani dış ülke senin için daha karlı. Bakıyorlar yani en azından. Öğrencisine bakıyorlar, kalemini, silgisini, her şeyini veriyorlar. Bir genç olarak senin aklındaki lider kimdir? Yani görmek istediğin şu anda Cumhurbaşkanı olarak. Şu anki liderlerin hiçbiri değil. Yeni biri ve her şeyi bilen, adaletli, her şeye göre davranan. Çünkü bu ülkede adalet yok. Önce onun mu sağlanması? Aynen. Aynen. Eyvallah. Ha, ben teşekkür ederim. Böyle yani. Vallahi benim söylemek istediğim mevzu, yani mevzu esasında ne, ekonomi mi? Biz geçim konuşuyorduk. Ha, geçim. Oradan geçinemediği için genç yurt dışına da gitmek istediğini söyledi. Böyle yani. Değer görmediğini söyledi. O konulara da değindi. Yani kendi ülkemde sana istediğiniz konular yani. Varsa. Vallahi benim esasında değinmek istediğim konular hani ekonomi diyoruz da şimdi mesela ben biraz önce şuradan geldim. Ben altılık anyam var şurada. Yani geçinemiyoruz diyoruz. Yani herkes bir sıra para yani almış olduğu ücreti, çocuğunun rızkını gidiyorlar altını kayyende, iddiada, bayide. Bak ben de şu an yani 200 milyonluk oynadık. Onu sana açıklayayım ama abi. Ben umut o işte. Hayır bak. Bir dakika. Baba umut derken şimdi sen değindim. Bak şimdi cebimde 25 lira para var. Tamam. Esne kredi çektim. Ben bu 25 lira parayla gideyim bir kilo pirinç alamam. Benim tek amacım ne? Bu 5 lirayı vereyim belki oradan bana 200 lira çıkar da gider geçinirim. Benim amacım bu. Bu yüzden abi, bak bu ülke var ya. Bu yüzden bak, bu ülke daha şöyle bir 100 sene önceye bir geri gelelim ya. Ya ben ayağıma yemin ederim 15 yaşıma kadar ben lastik ayakkabıyla dolanıyorum. Ya baba. Terbiyesizlik yapıyorsun ya. Sakin baba. Ya ne bir şey demiyorum. Ya, bir şey mi diyorum sana? Ne terbiyesizlik yaptın? Hakaret mi ettim, küfür mü ettim şu an ben? Yok ne hakaret ya, ne terbiyesizlik? Şimdi de alamıyorsun ona bakarsan. Yok ben niye? Alıyorum Allah aşkına. Bırak Allah'ını. O zaman devlet yok. Bunun kişiler yüzünden bu ülke bu halde ya. Sakin ol. Abi ben şey demiyorum ki şu an. Sana bu mikrofonu uzatan da sıkıntı var zaten. Bende mi? Tabi sende sıkıntı var. Uzatma buna mikrofonu. Abi olur mu? Herkes fikrini söylüyor. Yok yapmasın abi. Ha 100 sene önce 100 sene önce ben ayakkabı giymiyordum. Sen de yorum yapma. Hayır 100 sene önce ben ayakkabı giymiyordum. Böyle bir şey mi var ya? Sakin olur musun? Adam böyle bir sıkıntı yok. Adalet yok zaten. Nerede adalet var? Tamam adalet yoksa adamın adaleti var. O adamın adaleti yok. Zaten o adamın yüzünden bu adalet yok. Bak sen genç. 100 sene önce 100 sene önce ben ayakkabı giymiyordum. Adama da bir şey diyemezsin adama. Ben bu adama zaten ben bu adama diyorum ki sen bu da yorum yapar. Hayır sen hatalısın burada. Konuşma. Hayır adam ben zoruma giden şey. Sen adamı kovuyorsun. Ben zoruma giden şey. 45 yaşında bir adamım. Ya ben zoruma giden şey. Ben burada her şeyi gördüm. Ben zoruma giden şey. Bu adam diyor ki 100 sene önce ben ayakkabı giymiyordum. Adam bek karanlık. Sen taş mı giyiyordun 100 sene önce? Bir dinler misin? Adam yorum yapabilir. Sen hatalısın. Adamı kovamazsın. Kovarım. Kovamazsın. Benim bir sakin ol. Adama bak ya. Her şey söyleyeyim konuşma hakkı var. Ben sana bir söyleyeyim. Sen kendi fikrini arkadaş, söyle. Bak arkadaş bir şey demedi. Arkadaş yorum yapmayı istediysen o konuyu yanlış anladın. Bak hayır. İyice bir dinle. Bak, ne dediniz ya? Doluyuz abi. Ya sen dolusun. Ama dolusun. Dolusun. Arkadaşın kaldığını demiyorsun. Devam edeceğim ben sakin ol. E sakin ol. Sakin. Ya abi ne oluyor? Hayır bir savunacağım. Bir şey söylemedi ki. Adam konuşuyor diye. Adam sadece gündemdeki kendini söylüyor. Yok baba ben bir şey konuştum. Mesela abi ben bir genç olarak yarın Mısır'a gidiyorum çalışmak için. Adam bitirsin. Bir dakika adam bitirsin. Evet. Bitir. Konuş abi sen konuş. Abi ben normalde eczacıyım tamam mı? Adamın söylediği şu. Yani şu anda hani... Biraz
Tişörtün delik. Delik. Yo, seviyorum. Delik. Ya ben öyle paspal bir adamım ben. Hani böyle her gün kendime kıyafetime bakacak bir insan değilim ben. Ha gideyim alalım ki evde var ama giymiyorum. Yani illa yani güzel gözükmek için yani kıyafet giymeyi sevmiyoruz. Mevzuyu uzatmaya gerek yok. Tamam baba. Gerek yok. Senin aklına geliyor. Baba bu memleketin üzerine oynanan bir sürü piyonlar var. Yani hepimiz görüyoruz baba ya gözümüzü sevelim ya. Ya bu memlekette bir çivi çakılsa bile her şeye marif olan bir kişiler var. Allah'ınızı seversiniz ya. Yani yapılana da görmüyorlar. Şey, ha ben Tayyip değilim. Bir şey söyleyebilir miyim? Buyur baba söyle. Şimdi bu ülkede Kürt'ü de, Türk'ü de, Laz'ı da, Çerkez'i de hepimiz bir gemideyiz. Gemi de denizin üzerindedir. Gemi şu andan batıyor. Gemiyi nasıl kurtaralım? Biz onun mücadelesini verelim. Yani sıkıntı orada. Herkes birbirini kışkırtmaya bir anlamı yok ki. Şu andan gemi batıyor denizin üzerinden. Bu gemiyi halk olarak nasıl kurtaralım? Sorunları konuşuyoruz. Ama sorunlar şu andan felakettir. Doğru. Sorunlar şu andan evine bir ekmek götüremiyorsun. Sorunlar şu andan üstüne bir giyim alamıyorsun. Sorunlar şu andan çocuğunu doğru okula gönderip cebine para koyamıyorsun. Yani şu anda millet batmak durumdadır. Hepimiz de bir geminin üzerindeyiz. Gemi batıyor. Abi nasıl düzelecek? Nasıl düzelecek? Bir hükümet 2 yıl iktidar oldu mu 3. yıl halk buna izin vermemesi gerekiyor. Kim olursa olsun. Köy muhtarı da dahil olursa, 2 dönem muhtar olursa 3. dönem millet buna izin vermeyecek. Çünkü gözü daha açılacak. Anladım abi. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Baba. Tamam abi konuştun. Tamam. Yok. Lütfen. Senin aklındaki lider kimdir abi? Vallahi abi, benim aklımdaki şu an lider Tayyip Erdoğan. Tekrar bir seçim olsa vereceksin. Veririm baba. Allah'ın izniyle. Teşekkür ederim. Rica ederim. Ben konuşabilir miyim? Eyvallah. Bakın ben yurt dışında hukuk eğitimi gördüm. Ben hop şöyle gel oğlum. Kameraya çık. Ben üniversite yurt dışında okudum. Hukuk fakültesini bitirdim. Artı şu an 2. üniversitemi okuyorum Türkiye'de. 3-4 tane dil biliyorum. Tam donanımlıyım. Şu an ben asgari ücret ayakkabı fabrikasında çalışıyorum. Bak bu abi de bizim servisimizdir, o da bilir beni. Asgari ücretle çalışıyorum. Bu benim, bana reva mı ya? Üniversite gençlerine reva mı? 4 yıl üniversite okuyorsun, en iyi bölümleri bitiriyorsun, mühendisi bitiriyorsun. Ne bileyim herhangi bir bölümü bitiriyorsun. Sen gidiyorsun, işte asgari ücretle çalışıyorsun herhangi bir işte. Ben avukatım ya. Bana reva mı ayakkabı fakültesinde çalışmak asgari ücretle? Ya yazık günah değil mi? Diyorlar ki gençler iş beğenmiyor. Nasıl iş? Benim hakkım değil mi kardeşim masa başı iş? Size soruyorum hakkım değil mi? Ben çöpçülük mü yapayım? Bakın aşağılamak için söylemiyorum. Ben de bir üniversite olarak ben de söyleyeyim o zaman. Evet. Ben de İktisat Mühendisliği Fakültesi mezunuyum. Bölümümü bulamadım. Ama girdim tekstil şirketinde başka bir bölümde şu anda iyi bir maaş alıyorum. Yani okulu okuduk. Devlet sana herkese iş vermek zorunda değil. Bu kadar açık olamaz. Bu kadar açık olamaz. İktisat mezunuyum kardeş. Bir sürü açık var. O zaman bu kadar üniversite açmayacak. Veren hüdadır. Kuldan minnet etmeyeceksin. Barajı 180'in altına düşürmeyecek. Her adımda bir üniversite okudum. 20 yıl seni niye o zaman okulla meşgul ediyor? Okuma senin elinde. Okuma o zaman. O zaman okuma. O da sen öyle diyorsa o da okuma. Green Card'a başvurdum. Bakın kayıt başvurum. 7 Mayıs'ta açıklanıyor. Bakın 7 Mayıs'ta açıklanıyor. 4 gözle bekliyorum. Benim bu ülkede uyandığım her gün mutsuz bir gün. Sabahın 6'sında kalkıyorum, işe gidiyorum, eve geliyorum. Yazık günah değil mi bize? 4 milyar. Milletle kavga etmeyeceksin yoksa biz 5 kardeşiz mi yapacağız? Bakın biz 5 kardeşiz, hiçbirimiz evlenemiyoruz. Gücümüz yok. Kredi çektik, 10 yıllık kredi, 5 kişi evde 5 kişi çalışıyoruz, 10 yıllık kredi çektik. 200 bin liraya aldık o zaman evi şurada Esenyurt'ta. Şu an 1 trilyon olmuş ev. Ben sevinmeli miyim? Hayır. İnsanlar ev alamıyor. Fakirin hayal oldu ev alması. Alabiliyor musunuz? Alabilir misiniz? Vallahi gidelim şurada ev 1 trilyon. 2+1 ev 1 trilyon. Esenyurt ya. Esenyurt. Hayat pahalılığı var. Bunu hayat pahalılığı var. Doğru. Yalnız hani bunu farklı şeyle atıyorum. Bunu siyaset üzerinden değil. Dünya genelinde var bu olay. Hayır lan. Dünya genelinde yaşadım kardeşim. Vallahi ya bak vallahi bak ben Bosna Hersek'te okudum. Millet güllük gülistanlık. Gençler üniversitelerini bitiriyorlar. Evlenmeyene kadar çalışmıyorlar. Gençler orada burada hayatını keyfini yaşıyor. Ama bizim ülkede
Bir dakika. Ben size bir hikaye anlatayım. Bir dakika abi, bir hikaye anlatayım. Şimdi bir evde bir baba dört tane çocuk var. Dur. Bak, beş kardeşiniz çalışıyorsunuz. Gece gündüz çalışıyorsunuz. Bu ülkede böyle. Babanıza veriyorsunuz maaşınızı. Biz öyle yapıyoruz. Babamıza veriyoruz. Tamam mı? Babam yeri geliyor harçlık veriyor, yeri geri vermiyor. Bir şey alalım diyoruz. Babam diyor ki masraf yapmayın. İşte et alalım eve. Babam diyor ki çok pahalı, yazıktır. Şunu alalım. Yok yapma. Yok bunu alalım, yapma. Sıkıntı değil mi? Evet. Komşumuzun oğlu var. Bir dakika. Komşumuzun oğlu var. Çocukları çalışmıyor. Adam tek başına çalışıyor. Çocuklar tatile gidiyor. Dur bir dakika arkadaşım. Tatile gidiyor. Keyfini sürüyor. Kıyafetini alıyor. Etini yiyor. Sonra benim babam kalkıyor gidiyor. Komşuya diyor ki komşu diyor. Ne güzel senin çocuklar tatil yapıyor, yiyor, giyiniyor. E diyor ben diyor her ay götürüyor. Benim babam bizim kazandıklarımızdan veriyor. Kabul eder misiniz? Ya babanı öldürürsün. Götürüyor el alemin çocuğuna, komşuna veriyor diye, sana vermiyor, yedirmiyor, içirmiyor diye. Ya da evi terk edersin ya da kendine zarar verirsin. Türkiye Cumhuriyeti gidin yurt dışının birçok ülkesine, en iyi derecelerde ülkelere bile yardım yapıyor. Yolunu yapıyor, kaldırımını yapıyor, her yere de asıyor. Bakın titriyorum şu an. Kaldırımını yapıyor. Benim yaşadığım ülkenin her şeyini Türkiye yaptı. Bosna Hersek'ten bahsediyorum. En fakir insanın 2 tane arabası var, 2 tane evi var. Kiracı diye bir şey yok o ülkede. Sen bu ülkeye nasıl yardım yaparsın? Kaldırımı neden yapıyorsun? Trilyonlarca her yere asıyor. Bu ülkeyi yapamazsın kardeşim. Senin çocuğun açken senin evladın. Biz bu ülkenin evladıyız değil mi? Biz devletin çocuklarıyız. Başımızdakinin çocukları. Biz çalışıyoruz. Önce kendi evladına bakacaksın, doyuracaksın, ailene, akrabanı. Ondan sonra konuya, komşuya gideceksin. Bu kadar abi.